Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ehliyet araç tekniği motor sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Instagram Nedim Şeker Akademi'den takip ederek ehliyet sınav sorularında çıkabilecek tüm sorular çözebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanallarımızdan Ehliyet Alıyorum kanalına, YouTube Nedim Şeker Akademi kanalına abone olup ehliyet, özel güvenlik ve SRC sınav sorularının tamamını kanallarımızda bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. 5 yıldızlı gurur tablomuzda Yaprak Karakaya hocam sınavdan 90'la geçtim. Evet, tebrik ederiz Yaprak Karakaya. 90 harika bir puan. Teşekkür ederim demiş. Bizler de tabii ki tebrik ederiz. Mükemmel direksiyon sınavında başarılar dileriz. Hemen sorulara geçelim. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? A. Alkol LPG, B. Gaz yağı LPG, C. Benzin LPG, D. Motorin LPG. Tabii buji ile ateşlemeli motorlarda arkadaşlar, buji değil mi? Benzinli araçlarda vardır buji. LPG'li araçlarda yine buji ile ateşleme yapılır. Cevap nedir? Ceyhan seçeneğidir. Hemen bakalım ikinci soruya. 4 zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? Birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, dördüncü zaman. Birinci zaman bildiğiniz gibi emme zamanı, ikinci zaman sıkıştırma zamanı, üçüncü zaman ateşleme zamanı, dördüncü zaman ise egzoz zamanıdır. Bize sorulan soru sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? Tabii ki ikinci zamandır. Üçüncü sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur? A. Akünün şarjlı olması. B. Yakıt seviyesinin düşük olması. C. Yağ seviyesinin normal olması. D. Buji kablolarından birinin çıkmış olması. Motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olan hangisidir diye sorulmuş. Tabii ki arkadaşlar, motorun sarsıntılı çalışmasına buji kablolarından birinin çıkması durumunda sarsıntılı çalışır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen dördüncü sorumuz geldi bakın. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalkışta patinajı önler. B. Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. C. Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler. D. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır. Evet, tabii ki ABS fren sistemi frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? Bakın. Hararet yükseldiği zaman ne yapılır? A. Motorun üzerine su dökülmesi. B. Klimanın çalışıyorsa kapatılması. C. Motorun stop edilerek soğuk su ile ilave edilmesi. D. Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Motorun harareti yükseldiğinde yapmamız gereken nedir? Arkadaşlar, klima çalışıyorsa klimayı ne yapmak? Kapatmak. Evet, cevap Bursa seçeneğidir. Altıncı soru şöyle. Yukarıdaki uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? Yukarıdaki uygulamalara bakalım. Aracın hızı azaltılır. En sağ şeridi varsa banket üzerine geçilir.
Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Evet, bakın burada A, B, C, D, D hangisi arkadaşlar? Hangisi yanması durumunda, bakın yanması durumunda durdurmamız gerekiyor. Tabii ki göstergelerde mutlaka, bakın mutlaka sınavda soru çıkıyor arkadaşlar. Göstergeleri kesinlikle ne yapıyoruz? Öğreniyoruz, değil mi? Geçmiyoruz yani. Mesela bakın Adana seçeneğindeki gösterge bize neyi gösterir? Değil mi? Yakıt göstergesi. Yakıt göstergesi yandığında aracımızı durdurmaya gerekiyor. 30 ile 50 kilometre daha yol alır. Burada Bursa seçeneğinde dikkat ederseniz sis lambalar, değil mi? Sis lamba, arka sis lambası. Ceyhan seçeneğinde ise bize arka cam rezistansının yandığını gösterir. Bu durumda A, B, C, D, bakın A ve B, C'de aracı durdurmaya gerek yok. Fakat D'deki, bakın hararet göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Şarj göstergesi, hararet göstergesi, bakın ve burada özellikle yağ göstergesi yandığında aracımızı durdurmamız gerekmektedir. Buradan mutlaka göstergelerden sınavda soru çıkıyor. Cevabımız Denizli seçeneği. Yedinci sorumuza bakalım. Evet, yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? Marş sistemi, yağlama sistemi, direksiyon sistemi, aydınlatma sistemi. Tabii aracı istenilen yöne sevk eden sistem hangisidir? Direksiyon sistemidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Sekizinci sorumuza bakalım. Araç hareket halindeyken kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur? A. Sürüş kolaylaşır. B. Akü tam şarj olur. C. Direksiyon kilitlenir. D. Direksiyon daha rahat döner. Evet. Arkadaşlar burada da dikkat ederseniz kontak hareket halindesiniz. Bakın hareket halindesiniz. Kontak kapatılmamalı. Kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen hareket halinde kontaktan çıkartırsanız ne olur? Tabii ki direksiyon kilitlenir, değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu. Hemen 9'a bakalım. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Termostat çıkartılmalı. B. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Yakıt tasarrufu sağlamak için ne yapmamız gerekiyor? Eskimiş bujileri değiştirmemiz gerekiyor. Cevap Bursa seçeneğidir. Evet, güç aktarma organlarında mutlaka sınavda soru geliyor. Sıralamamız şöyle: motor, kavrama debriyaj, vites kutusu, şaft, diferansiyel aks ve tekerleklerden oluşuyor. Burada bizim sınavda güç aktarma organlarının sıralamasını da sorabiliyorlar. Kavrama, vites kutusu, şaft, diferansiyel aks şeklinde sorabilirler. Örneğin şaftın olduğu yere soru işareti koyar ya da aksların olduğu yere soru işareti koyar. Buraya ne gelmelidir şeklinde de soru çıkabilir. Bilginiz olsun. Bakın burada
soru işaretinin olduğu yere ne gelir? Bıçaklar organlarında. Tabii şurada bakın aks değil mi? Bak aks geliyor. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir? A. Motora ilk hareketi vermek. B. Motorun durmasını sağlamak. C. Motorun rölantide çalışmasını sağlamak. D. Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek. Şimdi arkadaşlar bakın diferansiyel vites kutusu şöyle yapalım bakın vites kutusundan aldığı hareketi şaft kanalıyla nereye aktarır? Akslara değil mi? Akslara aktarır. Burada da cevabın Denizli seçeneği olduğu kesindir. Sınavda mutlaka geliyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Hemen geçelim 11. sorumuza. Yine göstergelerden gelmiş bakın. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Motor kaputunun tam kapanmadığını. B. Lastik hava basıncının düşük olduğunu. C. Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini. D. Fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Bakın burada da gördüğünüz gibi lastik hava basınçları ile ilgili bu gösterge lastik göstergesidir. Lastik hava basıncının düşük olduğunu bize bildiren göstergedir. Bursa seçeneği doğru cevap. 12'ye bakalım. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Motorun verimli çalışmasına. B. Aracın daha yavaş gitmesine. C. Akünün daha çabuk bitmesine. D. Motordaki aşıntıların artmasına. Tabii ki akünün daha çabuk bitmesine değil mi? Motor yağının zamanda değiştirilmemesi neye sebep olur? Akü mü arkadaşlar? Yağının zamanda değiştirilmemesi motordaki aşıntıların artmasına neden olur değil mi? Artmasına neden olur. Tabii ki Denizli seçeneği. Evet, Ceyhan seçeneği değil. Evet. 13'ü motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Alternatörün B. Far ampulünün C. Marş motorunun D. İndüksiyon bobininin. Evet. Uzun süre sıkça marş yapılması marş motorunun ömrünü ne yapar? Kısaltır tabii ki. Ceyhan seçeneğidir. Yine yıldızlı sınav sorusu. 14. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Yakıt seviyesi kontrol edilir. B. Önemsenmez devam edilir. D. Pardon C. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D. Durulur. Kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Seyir halindeyken yanık kablo kokusu alınırsa derhal durulması gerekiyor ve problemin nereden olduğuna bakılır değil mi? Burada cevap Denizli seçeneğidir. Son soru 15. soru. Motor çalışır durumdayken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Motor daha iyi yağlama yapar. B. Motor daha yavaş döner. C. Marş dişlisi zarar görür. D. Motor daha hızlı döner. Bakın motor çalışır durumdayken marş yapılırsa ne yapılır? Tabii ki marş dişlileri zarar görür. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup kanala katılarak sizlere çıkacak olan banko ehliyet sınav sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sonraki yeni ehliyet sınav sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.